Ama benim söylediğim şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Hocam CHP'yi birazdan ayrı başlık olarak konuşacağız. YRP, AKP'yi konuşalım. Onu konuşacağım. Oradan gidip sonuca varacağım. Sayın Erdoğan eksenli siyaset yapıyor. Sayın Erdoğan nefreti üzerinden Türkiye'yi kucaklayamazsınız. Onun her dediğine ve yaptığına kategorik olarak hayır demekle siyaset yapılmaz. Yapıldığında alınan sonucu 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gördük. Türkiye'de TOG markalı otomobil imal ediliyor. Devamlı parçaları dışarıdan geliyor. Şu kadar pahalı kardeşim. Bu arabaya şöyle böyle bu araç Türk malı mı? Türk işçisi çalışıyor mu? Sen daha da geliştireceksin, git o fabrikayı gez. Yoksa astronot yollamış hemen emekli maaşı 10 bin lira şu kadar emekli maaşı eder dediğinde kaybediyorsun kardeşim. Çünkü niye? Kategorik redcisin. Ha bunun karşısında Yeniden Refah Partisi var. Benim gördüğüm o. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eti budu bu. Ne uzalır ne kısalır. Çünkü ikna edemiyor kitleyi. O kitleyi ikna edecek alternatif Yeniden Refah. Yoksa ben Yeniden Refah Partisi'nin üyesi değilim. Hiçbirisini de tanımıyorum. Programda belki bir iki yöneticisini görmüşümdür. CHP'nin dışında, alternatifi mi Yeniden Refah hocam? Hayır. AK Parti'nin alternatifi. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi zaten kendi kendisinin alternatifi. O zaten başka bir muhalefete ihtiyaç duymayan bir parti. Devamlı bakın devamlı siyaha beyazı, siyaha beyaz, beyaza siyah demeye devam edersen böyle yerinde sayarsın. Millet ne diyor? İyi olanı takdir et, kötü olanı eleştir. Önüne getir. Bak bu anlamda Yeniden Refah Partisi önemli diyorum. Kategorik olarak her şeye hayır demiyor. Çiftçiye destek hamlesini beğeniyor. Ama ürüne teşvik ver diyor. Evet maaşları artıralım ama denk bütçe için ilk önce devlet tasarruf etsin diyor. Hocam bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi her şeye red demiyor CHP. Şehitlerin ardından 9 şehidimizin ardından 12 şehitten bahsetmiyorum. Ortak metne imza attı. Bu sefer de niye imza attı diye saldırdılar. Bitireyim şunu. Bir defa Cumhurbaşkanı'nın siyah dediği doğru bile olsa beyaz diyor. Onu biz görüyoruz. Hocam ortak metne imza attılar işte. Şimdi, ya ortak metne imza attılar. Ne hangi metne imza attılar? İki hafta önce niye atmadınız diye saldırıyorlardı. Bak, İki hafta sonra attılar yine saldırdılar. Bak bir şey söyleyeceğim. O bir meclisteki metinler üzerinden gidiyorsan zoraki bir metni imzalamışlar. Çok önemli değil. Benim söylediğim esasa müessir hadiselerde. Şöyle söyleyeyim size. Devam ediyorum. İşte bu sözler muhafazakar kesimde ses getiriyor. Bu kesimde klasik Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin inandırıcılığı maalesef yok. Yavaş ve Sayın Yavaş ve İmamoğlu niçin popülariteleri itibariyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde? Önünde olmasının sebebi şu. Çünkü halk devamlı negatif elektrik veren insanlarla beraber olmak istemiyor. Bundan dolayı Yeniden Refah Partisi ne kadar çok oy alırsa AK Parti de neden, nerede hata yapıyorum diye düşünmeye başlayacak. Öbür türlü Sayın Erdoğan için Sayın Özel bence kolay bir rakip ve kolay bir muhalif. Sayın Kılıçdaroğlu için daha önce söylediği sözleri kopyala yapıştır yapıp Sayın Özel'e söylüyor şimdi. Yaptı o. O da Sayın Erdoğan'a... Hocam Yeniden Refah Partisi AKP'ye konuşacaktık biz. O da bir saniye. Şimdi bitiriyorum. O da Sayın Erdoğan'a... Ama onu ayrıca anlatacaksınız. O da Sayın Erdoğan'a cevap vererek muhalefet yaptığını zannediyor. Şimdi ben Sayın Mehmet Altunöz'e soruyorum bakın burada. Şimdi izliyorsa. Yap işlet devret bütçeyi bitirdi diye bugün haber çıktı. Yap işlet devret modeliyle ne kadar paraların harcandığı ortada. Kendisi mutlu mu? Kendilerine 30 maddelik mutabakatına bu uyuyor mu? Bunlar denk bütçeye uygun mu? Bunlar devletin gerçekten tasarrufa gittiğini, yap işlet devletlerden kaynaklanan yükü azalttığını gösteriyor mu? Sayın Mehmet Altunöz'e ben buradan soruyorum. Kendileri cevap versinler. Ekonomide ortaya koyduklarının peşinden dürüst bir şekilde gitsinler. Kendileri Cumhur İttifakı'na dahil olduklarındaki 30 maddelik mutabakatın hangisinin yerine gelip gelmediğini açıklayacak. Ona göre hiçbirine girip girmemeye karar verecekler. Ve şöyle söyleyeyim. Yani bu Yeniden Refah'la ilgili son kısım. Son olarak söylüyorum. Yeniden Refah Partisi'ni ümit gören seçmen, çare gören seçmen, ona güvenen insanları tekrar yeni bir vagonda toplayıp AK Parti'ye eklememesi gerekir. Lokomotif olun ki diğer vagonlar size eklensin. Böylelikle hedefe kendi çabanızda ulaşırsınız. Kimseye vagon olmayın. Lokomotif olun. Alın, önce olun, çare olun. Yeniden Refah Partisi'nin muhafazakar, mütedeyyin kesim seçmenle ilgili bunu yapabilme gücü, kabiliyeti var. İnandırıcılığı var. Çünkü o seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla inanmıyor. Ve bu yönetimine de inanmayacak. Bu yönetimine de oy vermeyecek. Zaten ben biraz önce hani sözümün başında bir dersten bahsederken o dersin nasıl olacağını göreceğiz. Gerçi belediye seçimleri tam bunun göstergesi olmaz. Çünkü bu bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi değil. Ama siz ısrarla bu kadar şehit geldikten sonra tamam AK Parti'nin hatası olabilir, Cumhurbaşkanı'nın hatası olabilir, güvenlikten onlar sorumludur. Sayın Özgür Özel, ben Sayın Özgür Özel'in hakkını her yerde teslim eden bir insanım. Ama halkın ciğeri bu kadar yanmışken
şey kavrulurken siz buna rağmen terörle arasına mesafe koyamayan, onu reddedemeyen, en azından o partinin yöneticileriyle oturup kapalı kapılar ardından dahi olsa işbirliği görüşmeleri yapamazsınız. Yaptığınız zaman bunun bir bedeli olacaktır. Ha bu bedel ödenir ödettirilir. Sayın İmamoğlu'nun o duruşu, popülaritesi öne geçer. Bu sıkıntıyı azaltır bilmem ama soksun bakalım İmamoğlu'ndan başka bir aday İstanbul'da zerre kazanma şansın var mı? Yok. İstanbul'da çünkü İmamoğlu'nun popülaritesinden dolayı kazanacak. İstanbul'da yeniden Refah Partisi aday çıkaracak mı sizce? Vallahi çıkaracak gözüküyor. Şu anda bu gitmişlerse, siz öyle söylediniz. Bir görüşme gerçekleşmişse ve yeniden Refah Partisi, akşam görüşecek yeniden Refah Partisi gidiyorsa demek ki bu görüşmeye niye gidersiniz? Bu kadar görüşmenin ardından ki pazarlığın bu kadar uzamaması gerekiyordu. Hoş da değil seçmen karşısında. Yeniden Refah Partisi'ni de zor durumda bırakıyor. Yani siz step'le yedek lastik olamazsınız. Siz işbirliği diyorsunuz. İşbirliğine girerken şunu millete anlatmanız lazım. Ey halkım, ey bir seçmenim. Ekonomi konusunda ben şu vaatlerde bulundum. Fakat bunlar yerine gelmedi. Yerine gelmediği bir yerde ben gücümü, en azından etkimi ayrı girerek göstermek gerekiyor. Çünkü niye? Çoğulcu demokraside eğer AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah'ın kendi seçilmesi partisi bakımından bir tehdit, tehlike olduğunu hissederse kendisine çeki düzen verir. Ama siz artık kendi kendinize muhalefet olma aşamasına gelmişseniz, hiçbir partisi tehdit edemiyorsa, belediyeler dahil her yeri kazanıyorsanız artık Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan sonra kalan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar herkes havanda su döver, bir yaprak kımıldatamazsınız. Sayın Özgür Özel değil, ana muhalefet partisinin genel başkanı, neyin genel başkanı olursa olsun sadece konuşur. Sayın Erdoğan'la polemiğe girmeye devam eder. Ama İstanbul'da eğer İmamoğlu kazanırsa, eğer Ankara'da şey kazanırsa, söyleyin ismini, Mansur Yavaş kazanırsa elbette çoğulcu demokrasi adına bu çok faydalı olacaktır. Bu bir ümit olacaktır. Bir devam olacaktır. Ama düşününüz ki gözlerinizi kapatın. Ankara'da biraz uzak ihtimal gözükse de iki büyük ilde AK Parti'nin kazandı. Artık her şey bitmiş oluyor. Yani siz bir ele teslim oluyorsunuz.